Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün QR kodu hem bilgisayarda hem de arkadaşlar Android telefonumuzda nasıl kullanabiliriz? Hep birlikte buna bakacağız. Özellikle Android telefonumuzdan arkadaşlar nasıl QR kod oluşturup paylaşabiliriz? Ve QR kodu nasıl herhangi bir uygulama olmadan Chrome üstünden taratabiliriz? Buna bakacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın öncelikle bilgisayara ben geçeceğim ve buradan ufak bir ayarlama yapacağız. Bakın chrome.flux'a gelip ben bunu koyacağım. Buraya QR yazıp arkadaşlar bakın buradaki enable sharing page via QR kodu aktif ediyoruz. Bunu neden aktif ettik? Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Bakın YouTube'u açıyorum. Örnek olması açısından sadece. Şimdi arkadaşlar YouTube açıldıktan sonra bakın sağ tuş yaptığınız zaman bakın bu işaret geliyor. QR kodu oluştur. Gördüğünüz gibi masa üstünden QR kod oluşturdu. Peki bunu nasıl arkadaşlar Android'den okutabiliriz? Yani Android telefonumuzdan okutabiliriz QR kodu. Bu da basit. Şimdi öncelikle arkadaşlar Chrome tarayıcımızı açıyoruz. Android'de ve chrome.flux ve flux yazıyoruz arkadaşlar. Ve daha sonra açılan bu deneysel bölümde buraya arkadaşlar öncelikle yazmamız gereken şey sharing hub yazıyoruz arkadaşlar. Benim yazdığım gibi yazın. Sharing boşluk. Sharing yazdığınız zaman zaten bakın şurada ikinci bölümde Chrome sharing hub çıkıyor. Bunu enable yapıyoruz yani açıyoruz arkadaşlar. Ve relaunch yani yeniden başlatıyoruz Chrome'u. Daha sonra arkadaşlar buraya bir şey daha yazacağız. Tekrardan buraya QR yazıyoruz. Daha sonra arkadaşlar bakın Chrome share QR kod diyor. Bu şu an default yani varsayılan. Bunu enable yapıyoruz. Yani aktifleştiriyoruz arkadaşlar ve tekrar relaunch diyoruz. Peki bunu niye yaptık arkadaşlar? Bunu şundan dolayı yaptık. Hiçbir program kullanmadan sadece kameramızla aslında arkadaşlar tarayıcımız bize QR kod oluşturma ve tarama imkanı tanıyor. Bakın adres çubuğuna geliyoruz ve paylaşı tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın hemen aşağıda QR kodu diyor gördüğünüz gibi. Bunu tıklıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi bir QR kod oluşturduk. Veya var olan bir QR kodu da bakın buradan tarayı tıklayarak hemen şöyle bakın şuradaki QR kodu okutuyorum ben şimdi. Evet gördüğünüz gibi okuttum arkadaşlar ve bakın hemen gördüğünüz gibi QR kodu herhangi bir program olmadan Chrome okudu. Yani Chrome'u kullanarak da bu ayarlamaları yaptıktan sonra arkadaşlar direkt kameranızla herhangi bir QR kod programı uygulaması indirmeden kullanabilirsiniz. Peki arkadaşlar başka bir yolu yok mu? Var. Başka bir yol da Google Asistan arkadaşlar. Google Asistan bakın şuradaki yuvarlığa parmağınızı basılı tutun. 1-2 saniye. Şu açılacaktır. Ve burada bakın şu kamera simgesini tıklayın. Ve tekrardan arkadaşlar şuradaki QR kodu bakın üstüne gelin ve ara çubuğuna ara butonuna basın arkadaşlar telefonunuzdan. Bakın şimdi gördüğünüz gibi önce YouTube'un URL'sini açtı ve web sitesini tıkladığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen YouTube ana sayfayı açıyor. Bu arada uygulamada değil yine Chrome üzerinde açıyor arkadaşlar. Yani YouTube uygulamasında açmıyor. Fark etmişsinizdir belki. Gördüğünüz gibi aslında hiç zor değil. Sadece açmamız gerekiyor. Yani Chrome Flex bölümünden bunu aktive etmemiz lazım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün anlatacaklarım bu kadardı. Umarım QR kod oluşturma ve taratma işlemlerinin hem Chrome'da hem de arkadaşlar Android telefonlarda nasıl yapıldığını anlatabilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak isterseniz de arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.